Anadolu Sızı grafiğinde oluşturduğumuz şablonda burada belirttiğimiz gibi yukarı bir tepkisel hareketten sonra bir yataylık durum meydana gelmiş durumda. Yani 16 75 yarı yarıya stop bölgesi ve aşağıda da 15 10 bölgesi kesin stop bölgesi olarak yukarıdaki 20 19 bölgesindeki hedefine doğru giden süreci tamamlaması için bu tepkisel hareketten sonra geri çekilme ve düzeltmeyi yaparak burada güçlendikten sonra şu ara bölümde yukarı doğru hareketin başlamasıyla beraber bir yükseliş gelme ihtimalini sürdüren durum 16.75 altına düşüşler olup kapanışlar olmadığı sürece halen daha devam eden şablon durumu sürüyor. Bu şablon durumu 16.75'ten sonra çift tip için giden bir şablon durumuna dönüşebilir. O yüzden 16.75 bölgesini yani buradaki alımlarda 16.75 bölgesini yarı yarıya stop noktası olarak takip etmekte fayda var. Tabii yukarı hareketin başlamasıyla beraber de buradaki şu yapmış olduğu tepkisel harekette gördüğünüz gibi şuradaki en önemli direnç noktamız olan 18.85 bölgesini takip edeceğiz. 18.85 bölgesinin üzerinde kapanışları gerçekleştirebilirse yukarı yükselişin başladığının ilk sinyalini alarak 20.19 ve daha yukarısı için hareketi görme ihtimalimiz daha çok belirecek. Doğaç grafiğimizde belirlediğimiz şablon durumunda videomda belirttiğim gibi şu bölgedeki yani 28.50 bölgesine kadar olan düzeltmeyi yarı yarıya stop bölgesi olarak değerlendireceğiz demiştik şu yükselişten sonra. Bu bölgede tutup tepkisel hareketleri de başlatabilirse tekrar buradan dönüşle beraber yukarı hareketin başlama ihtimali olabilir demiştim. Gördüğünüz gibi bunu sağlayan bir doğaş olmuş oldu. Yani 28.50 50 Bölgesine yaklaşınca tepkisel bir hareketle beraber yukarı bir tepki vermiş oldu Cuma günü için. Tabi bu tepkisel bir hareket olarak değerlendirebiliriz. Şayet şu bölgenin üzerine çıkış yapıp kapanışları gerçekleştirirse o zaman buradan artık yukarıya tekrar dönüş beliriyor diyebiliriz. Burası da 32.25 bölgesi. Yani 32.25 bölgesinin üzerinde kapanışlar gerçekleşirse buradan artık dönüş başlıyor. Yukarıda 35.95'e doğru ve daha yukarısı için olan hareketin başlamaya ihtimalini belirdiğini söyleyebiliriz. Fakat bu durum olmadığı sürece düzeltme mavi kanal bölgemizin içerisinde olacağı için tekrar geri dönüşlerde 28.50 bölgesini yarı yarıya stop bölgesi ve aşağıda 25.75 bölgesindeki kesin stop noktasını iyi takip etmemiz gerekecek geri dönüşlerde çünkü daha aşağıda derin mavi kanal bölgemizin bir alt bölgesi olan derin bir düzeltme bölgemizde bulunmakta. Tabi bu durumdan uzaklaşması için 32-25 üzerinde kapanışları gerçekleştirmesi gerekiyor. Ototo grafiğimizde oluşturduğumuz şablonda şu bölümde ince trader matik ile beraber başlayan bir tepkisel hareket olmuştu ve inci trader matik bunu iyi bir şekilde değerlendirip şuradaki bölümdeki yükselişle beraber kar alıp satışını gerçekleştirmişti ve o bölümden itibaren de gördüğünüz gibi tekrar bir düzeltme başlamış gözüküyor. Yani bu durumda bir tepkisel hareket oluşmuş oldu. Tabii bu tepkisel hareketin başlangıcı bu bölgeden itibaren olduğu için Tekrar bu bölümlerin altına düşüşler olmadığı sürece buradan dönüşleri sağladığı zaman yukarıdaki tabii ki gerçek hedefi 205 noktası ama burada ara bölümlerdeki direnç noktası olarak da en önemli direnç noktası 185 bölgesi gözüküyor. Ve tabii buradaki şu 175 bölgesini de videomda belirttiğim gibi önemsemiştik. Bir gün üzerinde kapanış gerçekleştirebildi gördüğünüz gibi. Yani 175 üzerinde öncelikle kapanışları yapması gerekiyor bu hareketin tepkisel bir hareket değil, daha yukarıya giden bir yükseliş yani 205 hedefine doğru giden yükselişin başlangıcı olması için. Yani 175 bölgesinin üzerinde kapanışlar olmadığı sürece burada biraz daha tekrar yatay yapıp güçlenerek bu hareketi başlatma ihtimali olabilir. Fakat burada 160 bölgesinin altında yapacağı kapanışlarda bunun bir sadece tepkisel bir hareket olup tekrar aşağılardan güçlenmesi gereken şablona doğru giden bir süreç başlayabilir. Tabi aşağıda da 151 bölgesi kesin stop noktası olarak değerlendirmemiz lazım. Çünkü düzeltme kanal bölgesinin de altına 160 bölgesinden sonra geçeceği için daha derin aşağıda daha derin düzeltmeler olma ihtimalini de göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Karsan grafiğindeki şablon durumumuzu da bu şekilde oluşturmuş olduk. Artık videolarımızda Karsan grafiğini de devamlı surette güncelleyerek devam edeceğiz. Otomobil sektöründe olan bir senedimizde Karsan. Onu da eklemiş olduk. Tovaş'la beraber onun da grafiğini artık bu videolar içerisinde güncel bir şekilde takip edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi şablon durumumuzda üçlü çizdiğimiz bir yukarı sarı yükseliş kanalımız var. Tekrar bu bölgenin içerisine girip yukarı devam edebilirse daha yukarıdaki 460 bölgesine kadar olan bir yükseliş ihtimali tabii ki önümüzdeki günlerde bu hareketleri gerçekleştirebilirse olma ihtimal dahilinde. Fakat şu an için düzeltme kanal bölgemiz yani mavi kanal bölgemizin içerisinde ve alt bölgede bulunduğu için aşağıdaki duruma daha yakın bir süreç devam ediyor. Yani 345 bölgesi yarı yarıya stop bölgesi, daha aşağıdaki 325 bölgesi de kesin stop bölgesi olarak takip etme durumundayız. Buradan sonra bakın burada e, Çarşamba gün vermiş olduğu tepkide olduğu gibi bu 365 bölgesini de önemsiyoruz kısa da. 365 bölgesinin üzerinde kapanışları yapabilirse buradan en azından yukarıya tekrar bir dönüş olma ihtimalinin belirse bir ilk belirtisi olarak algılayabiliriz. Fakat burada 3.65 üzerinde kapanışlar olmadığı sürece Karsan'da aşağıya doğru düzeltmelerin devamı ve tabii ki daha derin düzeltmeye, şayet 3.25 bölgesinin altında kapanışlar gerçekleşirse olma ihtimalini göz önünde bulundurmamız gerekiyor. 3.75 üzerinde kapanışları gerçekleştirebilirse o zaman bu durumdan uzaklaşarak yukarı bir hareketi başlama ihtimali şu üçgen bölümde gerçekleşebilir. Ve daha yukarı sarı yükseliş kanalının içerisine de girerse o zaman gerçekleşen bir hedef durumuna doğru yani kısadaki ilk hedefimiz olan 3.95 hedefine doğru giden bir süreç başlayabilir. Bu takar grafiğimizde de oluşturduğumuz şamlon durumunda gördüğünüz gibi 320 bölgesini önemsiyorduk. 320 bölgesinin üzerindeki kapanışlardan sonra yukarıya doğru bir yükseliş kanalımız vardı. Sarı kanal bölgemiz ve onun en üst bölgesi gördüğünüz gibi direnç noktası olarak 360 bölgesiydi ve tepkisel hareketle beraber şuradan yapmış olduğu tepkisel hareketle beraber bunu gerçekleştirmiş oldu. 360 bölgesini test etmiş oldu ve artık bu bölgede de geri çekilerek güçlenmeye çalışan bir otakar var. Bu durumdan sonra şablon durumunda 320 altına düşüşler olmadığı sürece kısadaki en önemli destek bölgesi 320 bölgesi gözüküyor. Daha önce tabii ki 325 bölgesi var ama 320 bölgesi en önemli destek bölgesi ve yarı yarıya stop bölgesi olarak takip edeceğiz. 320 bölgesinin altında kapanışlar olmadığı sürece yukarıdaki direnç noktası da 350 bölgesi gözüküyor. 350 bölgesinin üzerinde kapanışlar olursa daha yukarı hareketin başladığını e, görebiliriz. Fakat burada 350 bölgesinin geçiş olmadığı sürece yukarı hareketin başlama ihtimali şuradaki gibi tepkisel olarak kalır. 350 üzerinde kapanışlar gerçekleşirse yükselişin başlayarak 375 bölgesine kadar olma ihtimali meydana gelebilir. Geri çekilmelerde de 325 ve özellikle 320 bölgesi yarı yarıya stop noktası olarak değerlendirilme, 310 bölgesi kesin stop olarak takip edeceğiz. Grafiğimizde de gördüğünüz gibi artık şablon durumumuzda oluşturduğumuz gibi buradaki yükselişten itibaren bir düzeltme kanalı belirledik. Mavi kanal bölgemiz Tabi yükseliş kanal olarak da yukarıda öncelikli olarak bu bölgeden sonra 55 hedefi gerçekleştiği için 65 hedefi var kısa da. Geri çekilmelerde öncelikli olarak 54 15 bölgesi birinci stop noktası ve yarı yarıya stop noktası olarak devam ediyor bu bölgeden sonra en önemli destek noktalarından bir tanesi de 50 85 bölgesi olarak gözüküyor. 46 75 bölgesi en alt bölge ve kesin stop noktası düzeltmedeki durum olarak gözüküyor. Çünkü o bölgeden sonra düzeltme kanal mavi kanal bölgemizin alt bölgesine geçtiği için daha aşağılara doğru giden süreç olma ihtimali başlayabilir. O yüzden dikkatli olmamız lazım. Yukarıda da gördüğünüz gibi bu direnç noktamızı test etmiş gözüküyor. 57.45 bölgesini test etmiş gözüküyor. 57.45 bölgesini geçip üzerinde kapanışları gerçekleştirebilirse o zaman 65 bölgesine doğru olan süreci başlatabilir. grafiğinde oluşturduğumuz şablonda 154 bölgesi, 475 bölgesi en önemli destek ve yarı yarıya stop bölgesi. 14950 bölgesi de kesin stop noktası olarak takip edeceğimiz durumda. Şablon durumunda burada vermiş olduğu tepkisel durumu devam ettiren süreç görmüş olduğunuz gibi başlamış durumda. Yani burada oluşturmuş olduğu şablon durumunu yükseliş kanal bölgesine e, geçmiş gözüküyor. Tabii bunun ikinci bölgesine geçebilmesi için de buradaki en önemli direnç noktası olan 169.50 bölgesinin üzerindeki kapanışları yapması gerekiyor. Bu kapanışları yapıp üst bölgeye geçiş yapabilirse 187 bölgesine kadar olan yükselişi gerçekleştirme ihtimali belirebilir. Veya burada güçlendikten sonra yavaş yavaş da olsa yukarı hareketlerini 170 bölgesinin üzerine geçtikten sonra hızlı bir hareketle de tamamlayabilir. Yeter ki 154 bölgesinin altına ve özellikle de 149.50 bölgesinin altına düşüşler olmasın. Bu düşüşler olmadığı sürece 187 hedefi rahatlıkla gerçekleşebilir.